Bismillahirrahmanirrahim. Birlikte 10-15 dakika kadar bir analiz yapalım. El-İslamu. İslam. İslam lafızı bildiğin üzere se -yes -mu. Selime Yeslemu Selime Yeslemu kökünden gelmektedir. Selime Yeslemu Alime Ya'lemu fa'ile yef'alu babı. Bab bu. İlgili fiil ifal babına aktarılmış. Sülasi mücerret hali bu. İfal babına aktardığın zaman esleme olur değil mi? Mazi olarak esleme muzarisi yüsli mu mastar gayrimimi zaten burada İslam. Demek ki İslam lafzı İfal babından mastar gayrimimidir. Evet. El İslamu İslam nedir? Dinun bir dindir. Nasıl bir din? Semavi yun semavi bir dindir. Öyle semavi din ki o. Evha vahyetti. Kim? Allahu yüce Allah. Kime vahyetti? İla Muhammed binni Abdullahi. Abdullah'ın oğlu Muhammed Aleyhisselam'a vahyeti semavi bir dindir. Peki niye ona vahyetmiş? Bir tebliğihi onu tebliğ etsin diye aktarsın diye kime? Lil beşeri insana kafeten tamamına. İnsan insanlığa diyelim yani lil beşeri insanlığın tamamına aktarsın tebliğ etsin diye. Tebliğ baştan başlayalım şimdi. El-İslam söyledim. İfar babından maslar gayrimimi olur mübtedadır. Din lafzı haberdir. Semaviyyun din lafzının sıfatıdır ve ayrıca ismi mensuptur. Semaviyyun. Semaun gök. Semaviyyun gök ile ilgili, ilişkili, alakalı ismi mensuptur ve sıfattır. Dolayısıyla din lafzı o zaman nedir? Bir, haberdir. iki mevsuftur. Yani sıfatlanan kelimedir. Semavi lafzı nedir? Bir, ismi mensuptur. İki sıfattır. Sıfat mevsuf arasındaki uyuma baktığınızda burada mevcut olduğunu görmektesiniz. Sıfat mevsuf arasındaki uyumun ne olduğunu, arada uyumlu olması gereken o maddelerin neler olduğunu ezbere bilmeniz gerekir. Bunlar nelerdir? Bir, sıfat ile mevsufu aynı anda yani aynı cinsiyete sahip olması gerekir. Müzekkerse müzekker, müennesse müvnes. Mühendez. İki sayısal olarak da aynı olmaları gerekir. Müfret tesniye bakımından uyum gerekir. Birisi neyse öbürü de odur. 3. Marifelik, nekrelik olarak da yine nedir? Aynıdırlar. Belirli olup olmaması bakımından. Birisi marife ise öbürü de marife. Biri nekre ise öbürü de nekre olur. Dördüncüsü zaten sonuçtur. Yani bu kadar şey tutarsa artık iğraplara da tutar. Dinun o zaman semaviyun. El İslam mu müpteda merfu raf alameti zamme. Peki niye merfu? Müpteda raf eden şey nedir? El İslam lafzının sağ tarafında gizli bir amil yani etken vardır. O El İslam lafzını raf etmiştir. Raf eşittir ötre demek değildir. Raf demek merfu demek. Kelime türüne göre farklı alamet yani direkt zamme olarak bildirmemesi gerekir. Raf alameti asli olarak zammedir. Ama tali, fer'i, naib diyor Mesela okuduğun kitaba göre. Zammeden naib olarak ne var işte? Farklı alametler de var. Şu an genel bir irap konusu anlatmıyoruz. inceleme yapıyoruz. Peki el İslam lafzı merfu, raf alameti zamme. Onu raf eden şey ameli manevi. Dinun haber o da merfu. Onu kim raf etti? Ne raf etti? Yine ameli manevi. Onu da raf etmiştir. Peki semavi yun bu kelime neden merfu? Çünkü mevsufu olan dinun lafzı merfudur. O zaman sıfatı da aynı iraba tabidir. Yani sıfatlar mevsuflarına sıfatladıkları kelimelere irab açısından tabi olmak zorundadır. Bu bilgi hareketsiz metinlere doğru harekeyi verebilmeye yarayan bir bilgidir. Din lafzının haber olduğunu fark edip merfu olması gerektiğini anlarsın ve ona göre merfuluk alametini verirsin. Semavi kelimesi onun sıfat olduğuna göre o da merfu olacaktır. Evha ilgili kelime aslında ney? Şöyle bir lafız. Ve ha ye. Sonuncu harf ya'dır. İlk harf vav'dır. o zaman ortada ille tarif olmayan bir harf var. Ama sağında da solunda da ille tarifi var. O zaman burası ne olur? Lefifi mefruk olur. Ve ha ye. Lefifi mefruktur. Bu mazi ama. Ee, ilgili i̇lgili kelime ifal babına aktarılmış mazi hali burada kullanılmıştır. İfal babına aktarırsan ne olur? Ev haye olur. Ev ha -ye. Peşine ya harfi illet mutarik ma kabul meftu. Ne demek bu? Ya harfi illet mutarik. İllet yani illet harfidir. Müteharrik yani harekelidir ya. hareketi var. Bak sakin değil ki o. Başka? Makabil meftuh diyorsun. Yani makabil sağdaki harf demek. Meftuh fethalı demek. Makabil meftuh sağındaki harfta fetha var demek. E olsun. Olsun diye bırakamıyoruz. O zaman ya harfin elifi çevrilmesi gerekir. Bu bir ilal kaidesidir. Çevirdik. Çevirdiğin zaman zaten metindeki halini bulmuş oldun. Artık sonuncu harf ne yani? Elif. Artık o ya değildir. Eliftir. E olsun. Olsun şu demek. Elif hareki kabul etmeyen bir harftir değil mi? Elif hareki kabul etmiyor. Dolayısıyla ev ha e diyemezsin yani. Ev ha oradaki elif met harfi olarak görevi var. Ya'dan dönüşmüş bir eliftir. Burada bir iler uygulandı. Mazi fiil bu ifal babından. Müfret müzekker gayb diyebilirsin. Başındaki hemze onu mehmuz yapmıyor değil mi? Evha oradaki hemze bab alametidir. Peki evha mazi fiil irabı nedir? Takdiri fetha üzere mebnidir. Takdiri gizli demek. Yani elif hareke veremiyoruz ya, ondan dolayı. Niye veremiyoruz? Çünkü elif hareki kabul etmiyor. Bunlar dargın. Gramerdeki, nahivdeki e, tabir ile taazzür gerekçesiyle hareke alamamaktadır. Yani imkansızlık söz konusu. Alafzatullah fail merfu rafa alameti zamme. Evha mazi bir fiildir. Fiiller amildir. Yani farklı kelimelerin, başka kelimelerin yazılışına, irabına, hareketsine, sukununa, irabına diyelim etki eder. Lafzatullah'ın ötre almasının, mef olmasının gerekçesi evha fiilidir. Onu raf etmiştir. İla harfi cer Muhammedi bini böyle gidiyordu Muhammedi bini Abdullahi böyle yazılır. İla harfi cer Muhammedi onun mecburu. Bin lafzı nedir? Bin lafzı için standart bir irap vardır. Sağındaki kelimeden bedeldir. Yani Muhammed lafzı ne olur? Mübdelün min olur. Ne demek? Kendisinden bedel yapılan. Bin lafzı ise bedeldir. Bedel ile mübdelün min arasında bir uyum vardır. Sıfat ile mevsuf arasında uyum olduğu gibi. Yani Muhammed Kerim madem Adem zaman bin lafzı da mecrur olacaktır. Çünkü bedeller mübdelün minhe irab olarak uyumludur. Muhammed kelimesi ayrıca Hammede yuhammidu tahmidun muhammidun muhammedun tef'il babından isim ve ful kalıbıdır diyebilirsin. Hamide yahmedu sülasi mücerretne. Hamide yahmedu ne olmuş? İfal babına aktarılmış. Hammede yuhammidu tahmidun Muhammedun muhammedun. Binası teksir içindir. Yapısal özelliği. O zaman çok övülen, çok övülmüş manasında ismi mefuldür. Manası budur ama yani bir yerde manası kastedilmiyor. Özel isim olarak kullanılmıştır. Bin nafsı ondan bedeldir, mecburdur. Bin nafsı sağındakinden bedel ama solundakine de muzaf olur. O zaman abdi muzaf. Evet. Lafsatullah muzaffun iley. Çünkü buradaki abd lafzı bin lafzının muzaffun ileyhi ama lafsatullahın da muzafıdır. O zaman abdi hem muzaf hem muzaffun ileyhtir. Doğru. Eşittir burada zincirleme isim tanlaması vardır. Nerede anladın? Bir lafız hem muzaf hem de muzaffun iley ise orada zincirleme isim tanlaması vardır denilir. Ayrıca şuna da değinebiliriz maksut okuyanların bildiği bir bilgi. Buradaki lafızla alakalı. Esasen onun normal yazılışı, standardı, da şöyle geçer. Hem zetu, ibnin, ibnemin, ismin, istin, eymunin yani ilgili kelime şöyle yazılır. İbnun. Sonuncu harfin harekesi değişir zaten. Yani anlatmaya çalıştığım şey, bağının sağında hemze vardır. Normalde vardır. İyi de şu anda bakıyorum burada yok mesela. Neden yok? Gerekçesi nedir? Gerekçesi şudur. İbin lafzı hemze ile yazılır ama iki özel isim arasında yazıldığında hemzesi silinir. Hemzesiz yazılır. İki özel isim arasında yazıldığında hemzesi silinir. Peki metinde iki özel isim arasında mı kullanılmıştır? Evet, nitekim bin lafzının sağında Muhammed kelimesi var özel isimdir. Sol tarafında Abdullah ismi var. O da özel isimdir. Madem ki özel isim arasında yazıldı. Şöyle bir yazılması gereken hemzesi silinmiştir. Bir tebliğihi ba harfi tebliği cer mecruru tebliğ muzaf de onun muzafın ileyhi tebliğ bellaga belli tebliğun fa'ali fa'l tef'ilun tef'il babından mastar gayrimimidir binası teksir içindir dolayısıyla yani hakkını vererek aktarmak, olabildiğince iyi bir şekilde, eksiksiz olarak aktarmak manasına geliyor. Muzaftır, hey muzafını ile, Hey bir zamir. Zamirler nedir? Zamir olan kelimeler, e, şu an isme bitişmiş. İsme bitiştiği zaman o zamir direkt muzaafın ilehtir. Zamirler mebnidir. İlgili hi zamiri kesre üzeri mebnidir. Laf sen böyle. Mahallen ise mecrurdur çünkü muzaafını ilehtir. Mahalle irabı hangi öge olarak kullanıldığına bağlı ona göre söylenir. Madem muzafun ileyh, mahallen merfu diyemez. Mecrur olması gerekir. Evet, lil beşeri kafeten işte miladi olarak 610. Kıvamuhu faale yufailu mufaaleten ve fi'alen. Kavemeh. Kaveme yukavimu mukavemeten ve kıvamen ve kıvamen. Mufale babından mastar gayrimimidir diyebilirsin. O kalıptadır yani. Kıvam, dayanağı, temeli, esası. Kıvam lafzı hem mübtedadır hem de muzaftır. Temin almamasının gerekçesi muzaf olmasıdır. Kıvam, muzaftır. Hu, muzafın ileyhi. Hu zamirdir, isme bitişmiştir. Bir zamir isme bitişirse muzafun ileyh olur. Bitiştiği isim de muzaf olur. Bu standart bilgi. Hu zamir, zamirler mebni. Ne üzere mebni? Hu diyorsun okurken telaffuzda zamme veriyorsun. O zaman laf sen zamme üzere mebni. Mahallen ne? burada fail değil ki mahallen mefu diyelim. Meful de değil. Ne burada? Muzafun ileyh. Muzafun ileyhler bir şekilde mecrur olması gerekir. Bu kelime mebni olduğuna göre mahallen mecrur dememiz lazım. Kıvamuhu onun temeli esası prensibi nedir? El imanu inanmaktır. Haber oldu. E'mene yü'münü imanun imanun. İman lafzı haberdir ve ifal babından bir kelime değil mi? Şurada onu anlatmaya çalışalım birazcık. Bilen var bilmeyen var. Şu iman lafzıyla alakalı biraz ayrıntı vermeye çalışalım. İman kelimesi. Bir tane sülasi mücerred varmış. Bu sülasi mücerredimiz e mi ne emine. Emine ifal babını aktar demişler. İfal babını aktarmak için kelime ne ve zaten hemze koyman lazım. E, gelip koydum. Ef ale ekrame yani fetalı olacak. Ef ale fal sakin olacak. Oldu. Bu durumda ne oldu? E mine e mene artık. Efale kalıbını aldık. E, ne oldu. Yani hemzemiz sakin. Sağında da ne var? Feta var. Emene. Yüminu. Maslarına gidelim. Mastarını anlatmamız gerekiyor. Yüminu imanen olur değil mi? Şöyle yazılabilir yani. İmanen. İmanun nin. Sonuncu Herkes önemli değil. Hemze burada sakin. Makabli meksur. Ne olur? Hemze sakin makabli yani sağ tarafındaki harf eseri olursa hemzenin olduğu gibi okunması caizdir. İman diyebilirsin. Hemzenin ya harfine çevrilmesi de caiz. Çevirmişler. Kıvamuhu el imanu. İ Şuradaki ya'nın aslı neymiş? Hemze imiş. Şu hemzeydi o. Hemze sakin makabli meksur derken ya'ya ya çevirmişler. Çevirmemek de mümkün, çevirmek de mümkün. İkisi de caizdir. Peki el imanu billahi Allah'a inanmaktır. El imanu inanmaktır. Kime billahi yüce Allah'a. Billahi Allah'a inanmaktır. Vahdehu vahde sadece demek. Vahdehu ondan başka olmayan tek olan Allah'a, kendisinden başka olmayan Allah'a inanmasıdır. La şerike bir ortağı yoktur. Lehu onun için ortak yoktur. Ve bi enne harfecer bak. Ba harfecerden sonra enne gelir. inne gelmez. Enne Muhammeden Muhammed tafsı enden ismi. Abduhu. Abd tafsı onun haberidir ve muzaftır. Abduhu muzaf müleyh. Muttasıl. Mecrur zamir. Lafzen zamla özeri mevni. Mahallen mecrur. Ve rasuluhu ve atıfati rasul matuf olur. Ve muzaftır. Hu da muzafın ileyh olur. Ee, devamı geliyor tabi artık devamını okuyalım mı <laughs> okumayalım mı ve imanu ve inanmaktır bil yevmil ahiri ahiret gününe yevme artık burada bırakayım buraya kadar özellikle ilk bir satırı inceledik gerisini de okuduk bıraktık kısmetse farklı bir zaman diliminde devam ederiz